Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 11. sınıf biyoloji 2. yazılısına hazırlık soru çözümlerine devam ediyoruz. Kıkırdak ve kemik dokuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen soru çözümüne başlayalım. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit denir. Bu doğrudur. Kıkırdak doku hücreleri kapsülle çevrilir. Kapsül içerisinde yer alır. Bu da doğrudur. Hiyalin kıkırdakta bir kapsül içinde birden fazla kıkırdak hücresi bulunabiliyor. Omurgalıların embriyosunun iskeleti yine hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Kulak kepçesinde elastik kıkırdaklar varmış. Omurlar arasında fibroz kıkırdaklar var diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Omurgalı embriyoları gelişirken kıkırdak dokunun tamamı kemik dokuya dönüşür diyor. Hayır, eklem başlarında, burun ucunda, kulakta hayat boyu kıkırdak kalıyor. O zaman burası yanlış olur. Kıkırdak doku ara maddesinde bol miktarda kan damarı bulunur diyor. Kıkırdak doku ve epitel doku ile kıkırdak doku kan damarı içermiyor. O zaman bu yanlış olur. Kıkırdak dokunun beslenmesi kıkırdak zarı aracılığıyla gerçekleşir. Bu da doğrudur. Destek ve hareket sistemini oluşturan osteokalast, oseyin, periost, osteosit, kondrosit, epifiz, kondrin, miyoglobin. Bunların oluşumlarının açıklamaları ile ilgili tabloda uygun yerlere bu kelimeleri yerleştirin diyor. Hemen bakalım. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit diyoruz. Kondrosit. Kemik doku ara maddesine ise oseyin adını veriyoruz. Kemik yıkımı yapan hücrelere osteokalast diyoruz. Osteokalast hücreleri. Kıkırdak doku ara maddesine kondrin diyoruz. Kondrin. Kemik doku hücrelerine osteosit diyoruz. Kemiğin onarımını, beslenmesini ve kemiklerin enine kalınlaşmasını sağlayan periost dediğimiz kemik zarıdır. Kemiklerin boyca uzamasını sağlayan epifiz plağıdır. Yukarıda uzun bir kemiğin kısımları verilmiştir. Bu kısımlarla ilgili soruları cevaplayın diyor bize. Arkadaşlar, bir ile gösterilen kısım kemiği dıştan çevreleyen periost zarı olabilir. Hemen buna 1'e ne diyoruz? Periost zarı diyoruz. Periost zarı 1. 2 ile gösterilen ilik kanalını gösteriyor gibi ya sert kemik doku ya da ortadaki ilik kanalı. Biz sert kemik de yazalım, ilik kanalı da yazalım. Ona göre ikisini de alabiliriz. İlik kanalı daha iç tarafta kalıyor. 3 ile gösterilen kırmızı iliktir ya da süngerimsi kemik dokuyu da gösteriyor olabilir. Süngerimsi kemik ve bunun içinde yer alan kırmızı ilik olabilir. 4 ile gösterilen boyca uzamamızı sağlayan epifiz plağıdır arkadaşlar. Hiyalin kıkırdaktan oluşmuş epifiz plaktır. Bunların diyor gösterilen bölümlerin isimleri nelerdir? Bunları yazdık. Kemiğin kalınlaşmasını sağlayan bölüm numarasını soruyor. Periyot zarı demiştik. Bunu 1 ile gösterdik. 1 diyelim, yanına periost diye de yazalım. Kemiğin boyca uzamasını sağlayan epifiz plağıdır. 4 ile gösterdik. Havers ve Volkmann kanallarının bulunduğu kısım sert kemik doku olacak. O zaman 2 sert kemik doku olarak düşünebiliriz. Kemik iliğini değil. Kan hücrelerinin üretildiği kırmızı iliğin bulunduğu yer ise süngerimsi kemik doku olacak. Süngerimsi kemik dokuyu da 3 ile gösterdik. O zaman 3 diyoruz. Süngerimsi kemik doku olur. Aşağıda verilen kıkırdak doku çeşitlerine uygun olan isimleri karşılarına yazın. Hemen bakalım. Omurlar arasındaki disklerde, omuz ekleminde, tendonlarda, ligamentlerde bulunan eklem çeşidi. Bu arkadaşlar eklemlerde bolca bulunan kıkırdak çeşidi. Bu kıkırdak dokumuz fibroz kıkırdaktır. Çekmeye, gerilime dayanıklı olan fibroz kıkırdak. Tüm omurgalıların embriyonik dönemdeki iskeleti hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Yetişkinlerde soluk borusu, kaburga uçları, bronşlar, eklem başları bunlarda bulunan bir de epifiz plağı
Hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Hiyalin kıkırdak oldu. Kulak kepçesi, kulak yolu, östaki borusu, bir de gırtlak kapağı var. Onu da ekleyelim. Epiglottis dediğimiz gırtlak kapağı. Gırtlak kapağı. Bunlar ise elastik kıkırdaktan oluşur. Elastik kıkırdaklar. Kemiğin adını ve çeşidini görüyoruz. Çeşidini biz yazacağız. Adını vermiş, çeşidini biz bakacağız. Kafatası kemikleri yassı kemiktir gençler. Omurlar düzensiz şekilli kemiklerimizdir. Düzensiz şekilli kemik. Uyluk kemiğimiz uzun kemikleri giriyor. Elmacık kemiği de yine düzensiz şekilli. Uyluk kemiği dedik, uzun kemiklerimiz. Uzun kemik. Evet. Şuradaki düzensiz şekilli olarak şekilli diye yazayım şuraya. Kalça kemiği yine yassı kemiklere giriyor. El, ayak, bilek kemikleri. Bunlar arkadaşlar kısa kemiğe örnek veriliyor. Pazu kemiklerimiz ise yine uzun kemiklere örnek veriliyor. Burada eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Oynar eklem, hemen bakalım. Omurlar arası eklem yarı oynar eklemdir. Şunu şöyle bir A'ya gidelim. Parmak eklemimiz oynar eklemdir. Kafatası eklemimiz oynamaz eklemdir. Dirsek eklemi oynar eklemdir. Dirseğe gelelim. Diz eklemi de yine oynar eklemdir. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazalım. Kıkırdak dokuda kan damarları ve sinirler bulunmaz. Epitel ve kıkırdak dokuda kan damarı sinir bulunmaz. Tüm kemik çeşitlerinin içinde kırmızı ilik bulunur. Kırmızı ilik arkadaşlar süngerimsi kemik bütün kemiklerde bulunduğu için kırmızı ilik de bütün kemiklerde ortaktır. Fakat sarı ilik sadece uzun kemiklerde vardır. Kemik hücreleri Hövers kanallarındaki kan damarlarından beslenir, oksijen alır. Bu da doğrudur. Kemik dokusunu oluşturan hücrelere kondrosit değil, osteosit denir. Osteosit. O zaman bu yanlış oldu. Sarı ilik tüm kemik çeşitlerinde bulunmuyor. Sadece uzun kemiklerde bulunuyor. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.